Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 2 Ekim 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Teknik direktörümüz İsmail Kartal, Çaykur Rizespor karşısında aldığımız 5-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Şimdi 5-0'lık maçın ardından İsmail Kartal'ın yayıncı kuruluşa açıklamalar şu şekilde. Önce bunlarla başlayalım, sonra asıl ee, kısma geliriz. Takım olarak çok iyi antrenman yapıyoruz. Herkes birbirine saygılı. Oyunumuzun gelişmesi gerektiğini birkaç hafta önce söylemiştik. Bak oyunumuzun gelişmesi gerektiğini. İyiyiz ama daha tam değiliz demiştim. Şimdi yavaş yavaş iyinin üzerine çıkmaya başladık. Bu güçlü oyunumuzu ki birkaç nokta daha var. Onları da üzerine koyarak geliştirerek bu seviyede tutup çok fazla dalgalanmalar yaşamadan sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. En önemlisi takım içindeki yardımlaşmalar takım içindeki pozisyon değişiklikleri ve bununla beraber 1. dakikadan 90. dakikaya kadar 5-0 da olsa maçı bırakmamaları, mücadele etmeleri, birbirlerine yardım etmeleri. Sürekli 3-0 4-0 hala bizim geri çekilip oyunu kontrol edelim gibi değil. Kendi işimizi, kendi futbolumuzu oynayarak 4. 5. golü atabilmek bizim bütün planlarımız bu şekilde diyor. Bu şekilde de oyuncularımızla konuşuyoruz. Bunu yapabilecek güce de sahibiz. Güçlü ve iyi bir takımımız var. Taraftarlarımızın muhteşem bir enerjisi var. Oyuncularım da buna karşılık veriyorlar. İnşallah bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bugün 3 puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi teknik taktik analizden ziyade İsmail Kartal'ın şu konuşmaları aslına bakarsanız giriş çok doğru. Şimdi önce takım takımdan bahsedecek sonra. Şimdi maç maç ilerlediklerini çiziyor altını. Biz her zaman maç maç düşünüyoruz. Bu bitti. Geride kaldı. Şimdi konferans ligine konsantre olacağız. Ekibimle beraber Samandıra'ya gideceğiz. Daha önce de izlemiştik, çalışmıştık. Yapacağımız analizleri nasıl hazırlanacağımızı ki önümüzde 4 gün var. Bizim için uzun bir zaman bunu da en iyi şekilde değerlendirip orada da en iyi oyuncularla o maça çıkarak oradan da 3 puanı ayrılmak istiyoruz diyor. Spartak Tırnağı maçı arkadaşlar. İsmail Kartal e, haftada 3-4 gün tesislerde kalıyor. <laughs> hani parasının aldığı paranın karşılığını helal olarak sonuna kadar hak etmek istiyor. Allah yolunu bahtına açık etsin. Hakem kararlarına ilişkin. Futbolun içinde olan dostlarım, arkadaşlarım beni aradılar. Biz de aradık. Penaltının penaltı olduğunu. Golümüzün de verilmesi gerektiğini söylediler. Bak futbolun içinde olan arkadaşlarım. Ben hakemler hakkında konuşmayacağım dedim. Konuşmak da istemiyorum. Ama artık beni konuşmaya mecbur bırakmasınlar. Yani her hafta aynı şeyler oluyor. Onun için geride kaldı. Bu konularla ilgili herhalde kulübümüz bir değerlendirme yapacaktır diyor İsmail Kartal. Ee, yönetim kurulu üyemiz Selahattin Baki de açıklamalarda bulunuyor arkadaşlar. Selahattin Baki bu artık sürdürülebilir bir durum değil diyor. Neyi diyor arkadaşlar Selahattin Baki'ni. Çaykur Rizespor maçlarından gerçi tam bunları konuşacaktık ama orada yayını bitirmek zorunda kaldık mecburen. Çünkü telif hakkına girebilirdik. Hani Fenerbahçe TV'de olsa ben korkuyorum telif atarlar diye. Şimdi hocamızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Müthiş bir güçlü futbol oynadılar. Taraftarın özlediği, özlem duyduğu bir futboldu. Skor ve oyun aldatmasın yine de kolay olmadı. Hakem performansına değinmek istiyorum. Artık başkanımızdan başlayarak sokaktaki en küçük, en minik Fenerbahçe taraftarına kadar bu işin böyle sürmeyeceğini, gidemeyeceğini artık herkes anlamış oldu. Çok güçlü ve net şekilde ortaya çıkmış oldu. Bu artık sürdürülebilir bir durum değil. 7. hafta itibariyle saha ve var hakemlerinin performansı ki bu yorumları yaparken sadece kendi maçlarımız için demiyorum. Bütün Süper Lig maçları için bizi en rahatsız eden detaylar bütün standart dışı kararlar. Hep standartsız kararlar veriliyor. Belli bir standart yok. Fenerbahçe'nin aleyhine gibi bir durum olduğu zaman da hepimizin malumu dakikalarca didik didik aranıyor. Fenerbahçe'nin aleyhine bu karar nasıl çıkar diye. Özellikle gri pozisyonlarda Fenerbahçe üzerinde konuşuyorum. Fenerbahçe'nin lehine gibi bir pozisyon olursa saniyeler içerisinde karar nihayete erdiriliyor. Yani Fenerbahçe'nin rakibinin lehine olursa. Fenerbahçe'nin aleyhine gibi bir durum olduğu zaman da hepimizin malumu dakikalarca didik didik aranıyor. Fenerbahçe'nin aleyhine bu karar nasıl çıkar diye. Başkanımız bu hafta açıklamalarda bulunacak diyor. Bu hakem performansıyla alakalı zaten kulağımıza gelen bazı duyumlarla ilgili Sayın Başkanımız Ali Koç hafta içinde bazı açıklamalar yapacak. Tarihini bildireceğiz diyor. Ali Koç'un yerinde olsam derim ki bu ligi oynatmam. Ligi bitirtmem. Elimde var kayıtlar var. Ondan sonra köpek gibi köpek gibi demeyeyim de ondan sonra mecburen eşek gibi birileri de bir şeyleri değiştirir herhalde. Geçen sene çünkü öyle oldu. Birisi çıktı, var kayıtlar var, ligi oynatmayız falan dedi. Bütün tehditlerini yaptı. Yani bir Allah'ın savcısı, bir Allah'ın hakimi ya da spor yöneticisi çıkıp da arkadaş hayır da devlet kontrolündeki ligi nasıl bitirtiyorsun diyemedi, demedi. Demek ki böyle yapacaksın. Neyse. Hafta içi bir medya mensubunun eski federasyon başkanı ve mevcut federasyon başkanı ile alakalı ortaya attığı bir iddia oldu. Bununla ilgili cevap bekliyoruz. Bununla beraber Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi olarak çok önem verdiğimiz bir konu var çok fazla gündeme gelmiyor. Hafta içi bir medya mensubunun eski federasyon başkanı ve mevcut federasyon başkanı ile alakalı ortaya attığı bir iddia oldu. Bunlar bize göre teyide muhtaç iddialar. Şu an doğru mu değil mi bilemiyoruz. Ancak ne eski federasyon başkanından ne de mevcut federasyon başkanından şu ana kadar bir açıklama yalanlama gelmedi. Dolayısıyla tekrar ediyorum camiamız adına soruyorum. Sayın Büyükekşi bunlarla alakalı herhangi bir açıklama yapmayı düşünüyor mu? Bu konuyla da ilgili camiamız adına acilen cevap bekliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi bundan ötesine sizlere bildirecek bir tarihte Sayın e, Başkanımız kendi açıklamalarıyla devam edecek diyor. Şimdi bu bahsedilen olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Nihat Özdemir demiş ki Mehmet Büyükekşi fanatik Galatasaraylı. E, yani tarife gerek yok ki Galatasaray'ın şampiyon yaptı geçen sene. El birliğiyle doğal alan himmet yok o başka bir şeydi e, hakemlerle offside şampiyon yaptılar geçen sene. Demiş ki Galatasaraylı Galatasaray maçlarında benimle kavga ediyordu demiş. Şimdi bu açıklamaya yani, ne yalanlama geldi ne doğrulama geldi. Demek ki doğru. Yani yalanlama gelmediğine göre doğru. Nihat Özdemir Allah senin de belanı versin. Çünkü Fenerbahçe'liyim diye geçinip oraya çıkıp Fenerbahçe'nin aleyhine ne kadar karar varsa hepsine imza attın. Herif Galatasaraylı Galatasaray şampiyon olsun diye bütün küfürleri üstlendi, bütün hakaretleri üstlendi, bütün her şeyi üstlendi. Offsite'ımsı bilmem nesimsi şu sumsu bu sumsu falan filan önemsenmedi. Bu arada İsmail Kartal'ın açıklamaları da diyor ki bu kadar iyi oynayan takım bu kadar iyi oynayan futbolcular hepsinin hakkı yeniliyor diyor. Bilginiz olsun. Şimdi yani ben bugüne kadar konuşmam ama konuşacağım diyor. Futbolcularımız da Çaykur Rizespor maçını değerlendirdiler. Ben futbolculara saygımdan dolayı da bunu özellikle belirtiyorum. Yoksa hani Edin Dzeko, Tadic ve Joshua King açıklamalarda bulunmuş arkadaşlar. Tek tek kısa kısa. Edin koyduk demiş. Koyduk mu demiş Edin Dzeko. Yani sahaya bir takım ruhu ve karakter koyduk demiş. Ha, ben de koyduk muyu görünce iyi bir şey söyledi zannettiydim. Yani bana ne sahaya koyduğum karakterden. Benim için Edin Dzeko çocuklarım her zaman bana şans getiriyorlar. Dün de annelerinin doğum günüydü. Bugün benim bugün almış olduğumuz galibiyette de doğum günü kutlamış olacağız. Bizler açısından gerçekten çok güzel oldu. 90 dakikayı kontrol ettiğimizi söyleyebilirim. İlk yarı özellikle maç 1-0 kaldı. Bu bizim için da. Daha fazlasını bulabilirdik ama sonuç olarak harika güzel bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyorum. Sahaya bir takım ruhu ve karakter koyduk. Dolayısıyla almış olduğumuz neticeden dolayı çok ama çok mutluyuz diyor. Konferans Ligi Spartak Tırnava maçıyla ilgili de şunları söylüyor. Bu arada Spartak Tırnava maçında herhalde yedekte olur Çeko. Kazanmak her zaman çok önemli. Bizler de bu şekilde devam etmek istiyoruz. Her maçın atmosferi hikayesi farkı kazandığımız zaman galibiyetleri beraber kutluyoruz. Diğer maçlarda odaklanmak gerek oynayacağımız. Oynayacağımız maçlarda büyük bir önem arz ediyor. Takım olarak iyi durumda olduğumuzu düşünüyoruz. Kaliteli ve takımız yaptığımız şeyleri sürdürmek durumunda kendimizi geliştirerek bu yaptığımızın çok daha fazlasını yapabiliriz. Çocuklarım da Fenerbahçe kazandığı zaman çok mutlu oluyor diyor. Şimdi tad için açıklamalar. Taraftan önünde oynamak gerçekten gerçek anlamda inanılmaz diyor. Tad için de ciddi sistemleri var bu arada. Kazanmak çok önemli. Özellikle böyle bir oyun stili sergileri kazanmak daha önemli. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe en büyük kulüplerden biri. Bizim de buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımız çok güzel, inanılmazlar. Onların önünde oynamak gerçekten inanılmaz. Beni mutlu eden şeylerden biri de son iki maçta göstermiş olduğumuz öldürücü mantalite. 2 3'ü ve daha fazlasını arıyoruz. Büyük takımların bu şekilde oynaması gerekir. Bu beni mutlu ediyor. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Tadiçon Fahit Sezat'a arkasına hisleri soruluyor. Bu çok güzel ve özel duygu. Bu şarkı benim önceki takımlarımda da gol attıklarından sonra çalıyordu. Aynı zamanda ben gelmeden önce de Fenerbahçe'nin gol müziğiydi. Benim için çok güzel bir şey. Taraftarımıza göstermiş oldukları destek için çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim için 12. oyuncu ve destekleri inanılmaz diyor. Şimdi aslında Hatice'nin hakemle ilgili de sözleri var ama Fenerbahçe resmi hesabı bunu almamış. Büyük ihtimalle hani ceza alır falan diye düşünüyor versinler. Vermezlerse namertler. Vermezlerse bipler. Anlatabiliyor muyum? Buna da versinler. Hepsine de versinler. Ya Fenerbahçe düşman olduklarını zaten bellettiler ama insan olmadıklarını da anlamış oluruz. İnsanlar mı değiller mi? Hep birlikte anlarız. Şimdi Bakın arkadaşlar, bir takımın hakkı bu kadar kolay yenilmez. Şimdi Tadiç gibi bir adam Tadiç gibi bir adam hakem hakkında konuşuyorsa o ligi kapatın. Anladınız mı? O ligi kapatın. Hiç boşuna o lig açık durmasın. Gerek yok. Yani Tadiç gibi bir adam eğer konuşuyorsa hakem hakkında hiç konuşmanın lüzumu yok. Kapatalım gitsin ya. Kapatalım gitsin. Adam açık açık yani. Neyse ceza alacağımı Neredeydi o açıklamaya? ya? Tadic'in açıklaması vardı aslında ama. Susan Tadic her maçta aynı şeyler oluyor. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Çünkü ceza almak istemiyorum. Ama bunları da konuşmamız, analiz etmemiz gerekiyor. Biz sadece işimize odaklanıyoruz. Ancak takımımıza karşı olunduğunu hissettiğiniz zaman bu sizi üzüyor. Böyle bir şeyin mümkün olmaması gerekiyor. Üst seviyede futbol oynadım. Bu tarz bir şey görmedim daha önce. <laughs> ya bu tarz şeyler üzüyor. Bu konuları konuşmak istemiyorum. Bu konularda konuşmayı sevmiyorum. Ben futbolu odaklamak istiyorum. Bunları da görmezden gelemeyiz. Bu mümkün olmamalı. Herkes aynaya bakmalı. Hakemler de aynaya bakmalı. Kendilerini değerlendirmeli. Böyle bir şey mümkün değil diyor. Anladınız mı? Joshua King King'in açıklamalarını da okuyalım. İstediğimiz galibiyeti aldık diyor. Genel olarak her zaman sabırlı olmaya çalışıyorum. Şansın gelmesini bekliyorum. Hocamız bana şans verdi. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün rahat bir galibiyet elde ettik. İstediğimiz galibiyet elde ettik. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Her zaman önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bugün rakibimiz Rize'ydi. Bu maça %100 bir şekilde odaklanmıştık. Şimdi konferans liginde bir maç oynayacağız. Yarından itibaren o maça odaklanmaya başlayacağız. Bugün almış olduğumuz galibiyetin keyfini çıkaracağız. İyi bir takımız. Oynadığımız her maça kazanmak için oynuyoruz. Perşembe günü oraya kazanmak için gideceğiz diyor. Şimdi King Çay Kruze maçının ardından da bir şey ifade ediyor golden sonra. Maalesef şoförümü aynı zamanda amcam gibi çok yakınım olarak gördüğüm bir kişiyi kaybettim. O bizim için bir aile gibiydi. Çok yakındı. Her gün oğlumu okula götürüyordu. Ailemi her yere götürüyordu. Ben onu sanki ailemden amca gibi görüyorum, görüyordum. 4 gün önce vefat etti Allah rahmet eylesin. 2 gün önce cenazesine katıldım ve bu maçtan önce de eğer bugün gol atarsam ona armağan edecektim düşündüm. Benimle çalışmaya başlamadan önce Fenerbahçeli değildi ama benimle çalışmaya başladıktan sonra yavaş yavaş Fenerbahçeli oldu diyor. Ee, MHK Başkanı İbanoğlu'nun fanatik Galatasaray'da. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin fanatik Galatasaray'lı olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız siz boşuna hiçbir şey bilmeyin. Şimdi sevgili arkadaşlar gelelim en civcivli kısma. Erman Toroğlu A Spor'da tartışılan pozisyonlarla ilgili şu ifadeleri kullandı. Fenerbahçe'nin iptal edilen golünün iptal edilmesi doğru demiş. Bence doğru değil. Orada varın karışmaması lazım. Protokol böyle diyor. Koluyla düzeltiyor diyor. Çarpma denen şey ne o zaman tam olarak? Hani bizlere izah ederseniz sevinirim. Çarpma nedir? Tam olarak çarpma nedir? Neye yarar çarpma? Yani Fenerbahçe'nin bir önceki pozisyonu var. Çok net penaltı. Çok net penaltı. Penaltıyı yapan oyuncu olayı yapıyor. Öyle bir kaçıyor ki yaptım ama inşallah öyle gözükmez diyor. Var hakemi Hakan Ceylan ile falan uğraşırsanız burnunuz kurtulmaz diyor. Neyden kurtulmaz burnlar acaba? Federasyona diyor burnunuz bir şeyden kurtulmaz diyor. Bunlar hala piyasada var. Ya net penaltı diyorum. Çağır arkadaş. Net penaltı bak. Net diyorum bak. Yorum yapmam. 80 sene, 80 senedir bu alemin içindeyim. Bu Hakan Ceylanlar falan olacak iş değil. Hiç var koymayın. Bunları da koymayın. Kokuşmuş bunlar. Fenerbahçe bir gol yesin de ben de yani ben göreyim neler oluyor. TFF başkanı marş marş bastıracağına bunları bastır. Futbolcu olsan delirir, deliririm diyor ya. Beni mi Fenerbahçe falan. Adam net penaltı diyor. Hakan Ceylan neyin torpillisi? Kaç senedir hakem diyeceğim. Doğru düzgün maç vermediniz. Neyi düşünüyorsunuz? Acaba bir program mı yapıyorsunuz? Bir program mı yapıyorsunuz? Bu adam lig maçı vermediniz yıllarca. Vard'a maç idare ediyor şimdi. Kafanızdan başka şeyler geçiriyor herhalde. Neler geçiriyorsunuz? Yazık. Yarın öbür gün bir şey olursa altında kalırsınız diyor. Hani maçın hakimi Vard'aki arkadaş. Topun ve oyunun hakim Fenerbahçe değil Vard'aki arkadaş. O ne istiyorsa öyle olacak. Az organel organel yaparsan olacağı bu kuvvet komutanı yapıyorum de demiş. Bu maçın ilk yarısında söylediği sözler. Ah bilginiz olsun. İlk yarı bitiminde. Şimdi gelelim en civcivli bölüme. Bu hakemler bahis oynuyor diyor Serdar Ali Çelikler. Pek de yalan sayılmaz. İçişleri Bakanlığı nezdinde araştırılsın. Sayın Bakan benimle 4 maç izleyin. Ben size bu hakem hangi bahis oynamış diye tahminde bulunacağım diyor. Serdar Alçelikler, Hakan Ceyhan sen ne ayaksın birader? Penaltı olmasa, herhalde penaltı olmaza bahis oynamışlar. Herhalde demiyor direkt. Penaltı olmaza bahis oynamışlar diyor. Bu hakemler bahis oynuyor. Nerede kaşar hakemler Galatasaray iç saha maçlarında? Nerede yeni hakemler? Tehlike yani hata yapabilir hakemler Fenerbahçe maçlarında diyor. Batuhan Karadeniz. Onun da aynı şekilde iddia şeyi var. 71. dakikada Fenerbahçe'nin pozisyonu net penaltıydı. 2-3 tane net penaltıları var. Bakın 2 3 tane net penaltı var. Hakem kesin 5,5 gol altı oynamış diyor. Yani hem penaltı olmaz hem de 5,5 gol altı oynamış diyorlar. E sizce başka ne oynamış olabilir? Mesela tir, seyirci sahaya iner diye bir iddia var mı ya? Çünkü bunlar bunu yapmak istiyorlar. Sakın bunların tahriklerine kanmayın, başınıza ağrır. Süper Lig'de ben şunu söyleyeyim. Bak Fenerbahçe'si Galatasaray'ı mühim değil benim için. Benim için oynayan takım mühim değil. Ama adalet benim için mühim. Benim için adalet mühim abi. Ne derseniz deyin. Getir kafana göre şu takıma şunu yapayım, bu takıma bunu yapayım. Ya Fenerbahçe 5-0 kazanmış. Ben ve benim gibi binlerce kişi, hatta milyonlarca kişi milyonlarca kişi benim gibi milyonlarca kişi beddua beddua sünnette. Şimdi Beşiktaş maçında kafayla adam çeviriyor. Yakın mesafeden el bekleniyor, kol bekleniyor. Sonrasında gidip ikinci taraftan atılıyor oyuncu. Atılır. Normal. Yani yaptığı hareketten sonra dolayı sarı kart sonra topa vurdu diye ikinci sarı kart. E bu arada da penaltı da var. ha Yani böyle bir durum var. Yani neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalan bir lig. Ben açık söyleyeyim, iddia şoku, hakemler, vardakiler iddia oynuyor mudur? Oynuyorlardır. Yani İlla ki oynuyorlardır. Peki yüksek meblalarla oynuyorlar mıdır? Vallahi hiçbir takıma olan kininiz ananıza bacınıza küfür ettirtmeye değmez. Şahsım adına söylüyorum, 3 kuruş için 5 kuruş için sülaleme sövdürtmem. Bu arkadaşlar için de düşünüyorum. 3-5 kuruş için herhalde sülalelerine sövdürtmezler. Bu kadar beddua almazlar. Hani bir penaltıyı görmeyebilirler. 2-3-4-5 tane tartışılan penaltı pozisyonunda hiçbirinde penaltı yok. Hani hiçbirinde penaltıyla ilgili bir şey yapmıyorlarsa. Fenerbahçe'nin attığı golü iptal ediyorlarsa. Kırmızı kart vermemek için çabalıyorlarsa. Ya yani kırmızı kart yok iddiası oynamışlardır. Olabilirler. Penaltı yok iddiası oynamışlardır. 5.5 gol 6 oynamışlardır. Çünkü Fenerbahçe 5-0 yaptı. Verdi ama ulan Fener farkı açmasın diye attığı gol iptal. Her golde dedik dedik incelediler. Atılan her gol mü 3 dakika incelendi? 3 dakika incelendi. Ben şunu söyleyeyim. Hani 3-5 kuruş bu kadar ana ana avrat sövdürmeye yetecek bir para değil. Bunlar muhtemelen oynuyorlarsa da büyük paralar oynuyorlar. Ben şunu merak ediyorum. Hiç mi bu denetleme yok? Ya çok şey var söylemek istediğim ama söyleyemiyorum. Şu da olabilir hakemler ananalarına bacılarına sövdürüp sizden tazminat almaya da çalışıyor olabilirler. İyi bir meslek. Düşünsene binlerce kişi milyonlarca kişi sana sövüyor. Senin görev verdiğin avukatta e, avukat da gidiyor araştırıyor tespit ediyor. Tek tek dava açıyor. Ara bulucuya gidiyorsun. Ara bulucu diyor ki şu kadar para ver de dava açılmasın diyor. O kadar para veriyorsun. Olay kapanıyor. Ya Bir milyon kişinin ananıza avradınıza sövdüğünü düşünün. Herkesten ya 1 milyon kişiden 1 TL toplasan adam başı 1 milyon TL yapıyor zaten. Bunu binle çarpsan herkesten 1000 TL alsan 1 milyar lira yapıyor. Hani yaptığı hakemliğin çok çok katını fazlasını kazanmış oluyor. Belki de bir maç yönetimiyle. Dikkat edin kimsenin anasını avradına sövmeyin. Boşu boşuna ceza aldırma düşmeyin. Ben beddua ediyorum diye eleştiriyorsunuz ya. Niye ettiğimi de herhalde artık bu videodan sonra net olarak anlamışsınızdır. Anlatabiliyor muyum? İnşallah anlamışsınızdır. Daha da anlamadıysanız ne diyeyim size? Peki hocam bu hakemle ilgili bir şey olacak mı? Valla kulübe yakın kaynaklarım çok ciddi bir şeyler yapılıyor diyor ama e, bilmiyorum ya. Ben inanmıyorum. Ben yönetime de kızıyorum. Abi çıkın ağzınıza ne geliyorsa o şekilde itiraz edin. Yani normal şekilde itiraz etmeyin. Bunlar normal şekilde itirazdan anlamıyorlar. Ağzınıza gelen küfürlü mü? Küfürlü konuşun. Yani küfürlü de konuşsun. Başka türlü bunlar olacak iş değil. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Çünkü herkes Fenerbahçe'nin karşısında. Bari Allah yanımızda olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.